ayetlerin hangisinde bir adab kuralına yer verilmiştir? Yani ahlaki bir kurala yer verilmiştir diye soruyor. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Burada tevhid inancına Allah'ın bir ve tek olunduğuna vurgu yapılmış. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Yine burada da kulluğun sadece Allah'a yapılması gerektiği vurgulanmış. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dost doğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Burada inanan ve buna uygun bir hayat süren insanların Allah tarafından müjdelendiği vurgulanmış. Ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Burada toplumsal ahlaki bir kurala değinilmiş. Arkadaşlar yani özel hayatın gizliliğine eğer bir yere gittiğimiz zaman bunu haber vermemiz gerektiğine vurgu yapılmış adab kurallarına vurgu yapıldığı için cevap D olur. Metinde vurgulanan kurallara hangisi örnek gösterilemez? Adab edep kelimesinin çoğuludur ve iyi ahlak, güzel terbiye ve eğitim gibi anlamlara gelir. Adap kuralları da toplumsal ilişkileri düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan kurallardır. Bu kurallar toplum tarafından benimsenmiştir. İnsanların eşyalarını izinsiz kullanmamak, kalabalık bir ortama girildiğinde selam vermek ve yalan söz söylemekten kaçınıp insanları aldatmaktan kaçınmak adap kurallarıdır, ahlaki kurallardır. Bir sınav için gerekli olan tüm kuralları yerine getirmek ise bir ahlaki kural değildir. Adab kuralı değildir. Sınav zaten yazılıdır. Parçamızda ise adab kurallarının yazılı olmadığı bize anlatılmış. Cevap C seçeneği. İslam dininde insanların özel yaşamı güvence altına alınmıştır. Bu nedenle insanların özel hayat gizliliğinin sağlanması için bir takım kurallar konulmuştur. Metinde vurgulanan esaslar tutum ve davranışlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Mesela kişinin izni olmadan fotoğraf paylaşmamak gerekir çünkü herkesin özel hayatı vardır. Parçamızda da özel hayattan bahsediliyordu. Bir kimsenin telefonunu izinsiz incelememek de yine özel hayatın gizliliğinin sağlanması için bir kuraldır. Karşılıklı yapılan anlaşmalara bağlılık göstermek ise özel hayatla alakalı değildir. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 olur. Ayetlerin hangisinde kişisel mahremiyeti korumaya yönelik önleme yer verilmiştir? Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Bu ayeti kerimede Allah yolunda harcamamız gerektiği vurgulanmış yardımlaşmaya bir vurgu var değerli arkadaşlar. Ey iman edenler sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Burada da sabır vurgusunu görüyoruz. Yani herhangi bir zorlukla karşılaştığımız zaman buna sabretmek. Ey iman edenler hepiniz topluca barış ve güvenliğe yani İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o size apaçık bir düşmandır. Burada şeytanın bütün kötülüklerin kaynağı olduğu vurgulanmış ve insanlar uyarılmıştır. Ey iman edenler zannın bir çoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Mahremiyet zaten gizlilik demekti. Hucurat suresinin ilgili ayetinde de mahremiyet vurgusu var. Mahremiyeti korumaya yönelik önlemler alınmış. Cevap D seçeneğidir. Bu hadiste yargılarından hangilerine vurgu yapılmıştır? Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder. Öldüğünde cenazesinde bulunur. Kendisini davet ettiğinde davete icabet eder. Onunla karşılaştığında selam verir. Aksırdığında ona hayır duada bulunur. Yanında ve gıyabında onun için samimi davranış. Selamlaşmaya özen göstermelidir vurgusunu yapmış Peygamberimiz Murda. Bakın Müslümanın selam vermesi gerektiğini söylüyor bazı sorumlulukları vardır. Evet 6 tane sorumluluktan bahsedilmiş. Mümin müsait olduğunda davetleri geri çevirmemelidir. Evet kendisini davet ettiğinde davete icabet etmelidir. Yani davete katılmalıdır diyor Peygamberimiz. Her üç öncüldeki yargılara da vurgu yapıldığı için hadiste cevap D oldu. Ayetten hangisine ulaşılamaz? Bismillahirrahmanirrahim. Size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Selamlaşmada bir takım kurallar olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Daha güzeliyle ve aynı selamla karşılık vereceğiz. Dinimizde selamlaşmaya teşvik edilmiştir zaten burada. Selamın teşvik edildiğini, tavsiye edildiğini görüyoruz. Selama karşılık vermek Allah'ın bir emridir. Emri olduğu için zaten ayeti kerimemizde Allah tarafından selam vurgulanmıştır. Selam toplumda güven ortamı oluşturur şeklinde bir bilgi ayetimizden çıkmıyor. Buna değinilmemiş. Cevap bu yüzden B seçeneği.